Bugünkü Ahali Maşrutumuzun mavzusu döpü tikiş cerayonu. Bugünkü maşrutumuzda biz surponça döpünün biçiliş cerayonu ile tanışıp olamaz. Bunun için bizge yarım metrede 30 cm çitlik gazlama zarur görüldü. Biz eğer surponça döpünün bolalar için çizişir, biçik bolalar için, kiyiş için çizerdiğim bu ise vertikal ve horizontal çizip kesip çizip olamız. Çizgilerimizi tutaştırgeç her bir çizgiden 10 cm'den belgilep olamız. Bu çok hakkı içiden böyledi. 10 cm. Döpünün yukarı kısmını çıkarışımız için 10 cm'den diametreden belirleyip çıkarmız. Ortalar belirleyip çıkarıp toza 10 cm'den belgiler bölgeç bunu dumalı toza uçak çizemez. Uş bu andazamızı 2 çizgen çizmamızı 2 kavat kılıp içip olamız. Çip olun geç. Koyalımız. Ve yon kısmını döpünün yon kısmını biçip olamız. Döpünün yon kısmının balandlığı 10 cm, uzunluğu 55 cm kalıp olamız. Uzunluğunu 55 cm kalıp kırkıp olamız. Surponcha döpümüzü yukarı kısmı ve yon kısmını biçip olduk. Biçip ol geç. Çekelerini doğrulup çıkarmız. Doğrulup çıkıp. Doğrulup biçim olganımız yani bana bunu her bir çizim olagen bölgemizde yana bölüp çıkarmız.
bölüp çıkarmışsan söyleyin şekline yarım santimetreden belgiler çıkarmış. Uş bu belgi çizgiler bulan tiku maşinası da tikip olamaz. Bir santimetre masofadan iki tamamdan belgiler çıkarmaz. Ortadan ham bir santimetreden belgiler çıkarmaz. Bu çizgilerini birbirine tutaştırıp çıkarmız. 1 metre masofa, 1 santimetre masofa çizgilerini birbirine tutaştırıp çıkarmız. Çizgilerini çizip böldük. Bu çizgiler üstüden bu maşinası da tikip olamız. Evet. Bu şu belgilenen çizgiler üstüde bu maşinası da tikip olamız. Belgilenen çizgiler üstüde bu maşinası da tikip çıkamız. Olayım. Aldım.
yukarı kısmını böldük. Döpünün yan kısmını hem bu dış çizgiler böylece tikip olamaz. Yan kısmını tikip böldük çiziklerle. Tikip olunca oturucu eklemlerle tozalıp taşlayınız. Tuz oturu geçişli olan bunu tikip oturucu eklerden kırkıp taşlayalımızda ki her bir bana şu şakanın içine biz plik kılıp kogoz yoylaştırıp çıkarmız. Bunda biz katlı kısımdan diyor ki limon spitzalardan koydurmasak böyle. Şuan kolat kılıp çıkarmızda olur. Kaçıdan kesip olalımız. Her bir klik kutlu şu tarifi tayyorlanadı ve tikip olgen şeklimizde joylaştırıp çıkarmız. Demek şu tarika çizgen şekillerimizde, tikken ve çizgen şekillerimizde plik kovuzlarını spitza yok il katı temir yordamıda yoylaştırıp olamız. Bu tuşu tarika her bir çizgen nakışlarımızda kovuzunu bu tuşuna yapılıp plik yoylaştırıp çıkarmız.
Şimdi bana şimdi kolat, bana şimdi tayı kolat. Hosul bölgede ve yön tomonu yakın kut. Şimdi klikler cöyleştirip çıkarmız. Bundan keyin cöyleştirip çıkan keyin bu yerge iki de yön boş kısmı yukarı kısmı gel. Ulap çıkarmız. Ve her bir de nakış çıkarışımız, kuyudaki nakış çıkarışımız için nakışlarını koray bilen bilgiler olamaz. Her kıl bundan başka güllü nakışların görüşü mümkün. İçini taş teyiplerini töldürüşten oldum. Biz kora iplerle bilgiler olamaz. Ve taşta ip bilen hıttı. Bana şu alt pozda iki boşluk dikişimiz mümkün. Bana bunu mümkün. Hıttı şunu da kliklerini cöyleştirip çıkarmaz. Bana şunu da kola şekil paydır bölgede. Babak her bir şekilde nakış çıkarış için kora iplerle bilgiler çıkar. Uş bu belgilenen şekillerin içi her kıl renkler dolanan renkler bile kaçta ipler bile töldürüp çıkılardı. Keyingi maşgulotlarımızda biz surgunçe kaç tane tikilişi bile tanışıp çıkarmız.